yine devam edelim. Dünya Bankası, Avrupa İstatistik Ofisi ve Türkiye İstatistik Kurumu 2016 verilerinden yaptığı derlemeye göre Türkiye 13 milyona yaklaşan genç nüfusuyla Avrupa Birliği üyesi 20 ülkenin nüfusunu geride bıraktı. Dünya Bankası, Avrupa İstatistik Ofisi ve Türkiye İstatistik Kurumu 2016 verilerinden yaptığı derlemeye göre dünyanın en kalabalık üç ülkesinden Çin'in 1.378.000 nüfusunun %10'u, Hindistan'ın 1.324.000 nüfusunun %6'sı, Amerika'nın 323.000 nüfusunun ise %15'i yaşlılarla buluşuyor. Yaşlı nüfus olan aynı ülkeler ise %1 ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar. Bu ülkeleri %2 ile Uganda, Kuveyt, Uman, Angola, Bahreyn, Burkina Faso ve Zambiya takip ediyor. Geçen yıl itibariyle 127 milyonun Japonya nüfusunun %27'si, 82.6 milyonun Almanya'nın %21'i ve 60 milyonun İtalya'nın %22'si yaşlı nüfusunu oluşuyor. Dünyanın en yaşlı ülkelerinden 10 milyon nüfusu Yunanistan'da ise nüfusun %21'inin 65 yaşlı nüfusunun olduğu tarafından arasında. Avrupa ülkelerinden Finlandiya, Portekiz'e Bulgaristan'ın %20'si, Avusturya, İsveç, Estonya, İspanya, Yunanistan, Letonya ve Malta'nın %19'u, Türk Cumhuriyeti, Slovenya, Hollanda, İsviçre'nin %20'si, %18'i, 65 yaş ve %20 bulunuyor. Ukrayna, Almanya'da nüfusu %17'sinin, Polonya ve ise %16'sını yaşlılarından oluştuğu kayıtlarına göre. Türkiye ise %8.3'lük yaş nüfusuyla Avrupa'nın en yaş nüfusu ülkesi konumunda. Nüfusu 2016 itibariyle 79.8 milyon kişi olan Türkiye'de 65 yaş üzerinde 6.6 milyon kişi yaşıyor. Bunların %7.3'ü erkeklerden, %9.4'ü ise kadınlardan oluştu. Efendim ne diyoruz? Avrupalı Türkler ana haberleri Kanal Avrupa'da izler.